The tamam, ya. Let's let's on. You have on tries left for this challenge. Let's go aman ya. Let's go. Clone. Allah'ım çok heyecanlandım. Aa, burada Python'ı nasıl çalıştırıyorduk la? Python değil şey ideyi. Benim idemin buradan aha. Bu projeyi idemde aç. Korkuyorum oğlum bak bir şey düşmeyeyim. Dur geliyorum. <laughs> tamam hiçbir şey olmadı. Tamam. Arkadaşlar başlıyoruz. Bir kere öncelikle make build diyelim. Make ha nasıl yok bir dakika. Ha cd xss ha, siktir yanlış yeri açtık. Dur şunun içerisinde açmamız lazım. Girdiğimiz challenge'ın içinde açmamız gerekiyordu. This window. Aynen. Aç konsolum aç. Aç konsolu aç. Make build. Bunun bir dakırını bu vatandaş ayağa kaldırsın. Ee, şu anda timer devam ediyor mu? Ediyor. Peki. Okey. Nasıl bakacağız? Nasıl başlayacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Şu app'te bir halt yok anlaşılan. Tamam mı? Genel settings. Programın içerisinde view vardır. Ben öncelikle view'u birazcık okuyacağım. Tamam mı? Konunun XSS ile alakalı olduğunu biliyoruz ve şurada direkt olarak XSS'in oluştuğunu gözlemleyebilmekteyiz. Öncelikle make hayır bu da değil. Öncelikle e, make File'ı bir okuyayım. Make test. Okay. Make test. Testleri bir an edelim. Okay bu testler devam ediyor. Güzel. Eee security testi vuralım. Security testin patlamasını bekliyoruz. Zaten buradaki sorunlar neyse bunları çözmemiz lazım. Tamam mı? Öncelikle usable testine bakıyoruz. Say hello yani iki testinde geçmesi gerektiği için statüsü 200 istiyor. Yani Uygulamanın run etmesi lazım name'e John'u verdiğinde de hello John'u bu şekilde görmek istiyor vatandaş. View okuduğunuzda da name aldı ya da nan getiriyor. If not nan güzel çek etmişler burada ve burada request'i buraya dönmekte. Security teste bakalım. Bunun en encoded olmasını istiyor. Okey. Environment'a çok rahat bir şekilde alışmış olduk arkadaşlar. Çünkü diyeceğiz ki burada name eşittir request name değil. Ha. ChatGPT'nin şey copilot'un avantaj avantajları. use Django HTML encoding to escape HTML. Name. Demek ki Demek ki işte, demek ki avantajlarından yararlanıyoruz. Çangon'un escape isteme metodunu. Ay ay. Ay ay. escape. Aha. Tamam. Çözdük. <laughs> Allah seni kahretmişsin ya. Copilot'a verdim. Yukarıda import ettim ya, Allah razı olsun baba ya. Uh, make test, testlerin düzgün geçtiğinden emin olalım. Son 7 yılda ilk defa test çağırıyorum. <laughs> Okey, bu da geçti çünkü neden arkadaşlar? Bunu encode ettiğimiz için security tarafında HTML encoding tam olarak yaşandı. Ee, o yüzden yapmamız gereken şey git status, git add, src, git commit, trem, fix, security, var, git, push. Ben bunu pushladığımda bu vatandaşın şurada otomatikman çözülmesi gerekiyor. Ha, bak otomatik algıladı. Güzel. Testleri run ediyor. Güzel. <laughs> Tolga hoş geldin. Oh. Point, 20 points to the Gryffindor. Bak. Mükemmel. Tolgacığım hoş geldin. Security testi çizsek, şey, silsek çözülür mü? Kardeş sen bizim firmada çalış. Gel. Aradığın mentalite. Gel. Güzel oldu. Bence başarılı. Da Python challenge'larının gerisi nerede? Güzeldi. Easy'di. Öğrenmiş olduk değil mi? Hikayeyi. Bunun her dili de var ha. Çok keyifli. Hiç son sürat devam ediyorum. Şu linki atmış mıydım? Şunu şunu birazcık abanırsanız bu işi yapan firma ile ben bir iletişime geçmiş olurum. Güzel. There are a number of use cases where a programmer returns content of selected file on the server. Usually the file name is user selected or from untrusted input. This challenge examines if necessary security checks are in the place to prevent programs to return unprotected file content. Grafana case'i. Bu case'i ben ezbere biliyorum. Bunun hakkında tweetler attım ben. Go. Let's do this. Hiç polemiğe girmeden devam ediyoruz arkadaşlar. Bam bam bam. Geri gel, git clone. Copilot'a verdiğim paraya yazık ya. Comment yazdım oraya. Onun çalışması lazımdı. Yani e, çok yazık. Neyse. Nokta exe'li bir şey çalıştırıyorduk biz burada değil mi? This window. Tamam. Okay. Make build. Baştan işlerimizi yapalım da. Ondan sonra bakarız. Resources'tan intro.txt'e sectim.com. Biz bunu alacağız büyük ihtimalle belli. Bu app boş iş. Program. Programdaki security... Arkadaşlar ben direkt security testini okurum ya. File name buna 403 vermemizi istiyor. Buna da 403 vermemizi istiyor. File'a pet verilince. Aslında bu işin view'dan doğrudan read file content diye bir metot var. Aa, bu neye maplenmiş? Kısımları hiç umurumda değil. Ne yapıyor? Diyor ki, get request, file name vesaire diye bakmakta. Tamam mı? Şimdi bunun normalde iki tane çözümü var yapabileceğimiz arkadaşlar. Ama yani bunu open diye bakmaya çalışıyor. Eğer exception alırsa 403 vermekte. Vatandaş benden security test ne vermemi istiyor? 403. O zaman hadi bakayım 20 dolar ya. Check in file name value from request. Hanım aradı. He güzelim. İyiyim senden ne haber? Tamam. Güzel. <laughs> Ya şimdi bunu çözmenin bu çözüm doğru değil. Additional test koydularsa bu testin yaklaşımını kabul etmemesi lazım. Hoş değil. Ama olur. Neyse 20 20 dolar işe yaradı. Bak. <laughs> Kendini alt köşeye alabilir misin? Alamam. Alabilirim. Alırım lan. Tamam lan. Alırım. Aldım. Bir değişiklik olsun hayatımızda değil mi? Sen de haklısın aldım. Şimdi normal şartlarda burada olması gereken şey arkadaşlar file name'in içerisinde nokta nokta slash'ı varlığını kontrol etmemiz ve adamın üst petlere çıkabilmesini engellememiz güzel bir şey. Ama aslında buradaki çözüm tam olarak doğru değil. Neden tam olarak doğru değil? Sen file name'in aslında sana gelen input'un tamam mı? İçerisinde içerisinde Asıl ismi alman lazım. Tamam mı? Sana bir direktörü falan da gelebilir. Direktörü tamamıyla ignore edip last file pet'e alarak ilerlemen lazım. Ama bu değil. Challenge'ı çözüyoruz sonuç olarak. Bu arada şu hikaye JavaScript'te işe yaramaz. Yani JavaScript'de backend yazıyorsanız bu nokta nokta kontrolü orada yeterli değildir. Neden mi? İşte bunu da Uğuşir'in e öğretiriz sonrasında. Şimdi görmüşken aklıma geliyor. Geldi. Çok tatlı olmuş ya. Bayağı keyifli. Hani güzel devam. Arkadaşlar baştaki challenge'lar kolay. Birazdan zor yerlere geleceğiz. SQL injection. Anlatabildim mi? Hani birazcık daha heyecanlı bir şeyler ver bize diyorsan abi puan e puanı yüksek bir şey bulalım. Mesela şu 30 puanmış. isterseniz buna bakalım. Hı? GBT'ye de geliriz. Tamam. Buna bakalım istiyorsanız. Abi kan çıksın birazcık sakin arkadaşlar ya da hayatında hiç yapmadığım bir şey yapayım mı sırayla ilerleyeyim ha bakalım <laughs> bir şey anlamadım ama. <laughs> sırayla git diyenler artı bir yapsın random seç abi diyenler artı üç yapsın görelim <laughs> köpekler ak <abi> ya <laughs> siz nasıl insanlarsınız ya bu ayıp yani hani ya bu ayıp. Sıradan gideydik işte yani. Sıra bizi bozar abi. Tamam. Nata varmış. Bu 25 puan. Bu da 25 puan. Bu 30 puan. SSRF. Play. Let's do this. Let's go. Copy. Copy. Geri gel. Git. Clone. Okay, CD SSRF. Server-side request forgery. Arkadaşlar, sunucunun bizden aldığı bir URL'e erişim sağlarken bir kontrol yapmıyor ise biz adam istediğimiz bir adrese göndertebilir hale geliyoruz. Bunun olmaması lazım hayatımızda. Aslında Service Request Forgery çok kompleks bir konu. Time to check, time to use'lar, DNS rebinding'ler, URL parsing'ler onlarca farklı kontrollerin yapılması gereken zor bir konudur aslında. Birçok yazılım geliştiricinin aşina olmadığı ya da tamamıyla aşina olmadığı bir konu zor bir topiktir. O yüzden de burada zor bir konunun karşımıza çıkacağını sanmıyorum ama usability testte diyor ki Google'a gitmek istediğimde gidebilmeliyim. Validate URL diye bir metodu var. Validate URL'de de Google'ı görmek istiyor vatandaş. Bir bakalım. Make run. Make run dediğimizde bu vatandaşı bir yerde run etme imkanımız ortaya çıkıyor. Sanırım. Ee, ama ama şöyle bir şey yapacağız. Benim lokal setup'ımdaki bazı sıkıntılı durumlardan mütevellit. Şu daha doğru olacaktır büyük ihtimalle. Ha süper. Buradan da uygulamayı run ederek kontrol edebiliyoruz istediklerimizi. Şimdi validate URL'e bakalım. Validate URL diyor ki hmm, Validate diyor, URL diyor ki Okey dalmadan önce sakin Mehmet sakin ol. Security'ye bak. Nelere bakıyor bu vatandaş? Hani aslında bu validate URL'i test ediyor. Bu fonksiyonu. ne abi? Bakalım. O zaman şöyle yapalım. Bir tane daha tab açayım ben. Güzel olur. Aa, make test. Abi sesim bozuluyor. Sesim düzeldi. Tamam. Normal testlerinin bunun geçmesini bekliyoruz zaten. Çünkü neden? Ben her zaman HTTPS'in başlangıcını istiyorum. Mesela security testlerini ran edersek... Şu mikrofonu da kapatayım. Security testlerini run edersek bir dünya şey fail ediyor gördüğünüz gibi. İlk fail etmeye başlayan dünya fail oldu. Tamam mı? İlk fail etmeye başlayan yer security'nin 11. line'ı. Tamam mı? 11. line. Vatandaş zaten buradan diyor ki hani invalid schema validation for HTTP. Peki. Make Hmm, sesi mi bozuluyor? Tamam. Bakarız. Peki şimdi anlamaya çalışıyorum ben. Ben burada ne yapacağım yani? Main'e geldik. Validate URL var. Hani okey. Ee, ama bu testler bu testler validate URL'i buradan çağırıyor. Bizim security testlerinin hiçbiri response koda bakmıyor. Bu testlerin hepsi function için yazılmış. Değil mi? Doğru mu anlıyorum? O zaman okey. Sıkıntı yok. Bizim buradaki şimdi ee, bilmiyorum. Çok güzel içten bir cevap oldu. Bilmiyorum diye. <laughs> Diyor ki test long URL should failed. Tamam mı? Long bir URL'in fail olması lazım. Ama bizim şeyimiz bunu kontrol etmiyor. Invalid, U Bizim bir kere ne kadar long'dan bahsediyoruz? 100. Şu seçtiğim alan ne kadar? 23, 33 karakter. 100, 3000. Şimdi normalde 2048 ama bu browserlar içindir. Burada HTTP server site bir client var. Tamam mı? Hani bu genellikle browser içindir. Ama öncelikle şeye bakmak lazım. Ee, mükemmel 20 20 dolar parasının karşılığını verdi. <laughs> ee, öncelikle bir uzunluk kontrolü yapmamız gerekiyor. Tamam mı işin içerisinde? Gördüğünüz gibi. Ve bu uzunluk kontrolünü yapabilelim ki şu fail etsin. Tamam mı? Bu testin fail etmesi bekleniyor değerli dostlar. Diyor ki test Weakness 4, weakness 5. Bunlar ne bilmiyorum. Bu ne? Yani bu herhalde sunucudan da sunucunun kendi inject edeceği testler mi var? Anlamadım ben burayı. Neyse en azından şunu geçebiliriz. Değil mi? Eğer işimizi alacak. <laughs> bir dakika biz challenge'ı bir adam akıllı okuyalım da tam ne istiyor bizden? Ondan sonra kaybolmayalım. Hint varmış, hint istemiyorum ben. E, read me. okay, hmm. okay. Peki, en azından uzunluk kontrolünü çekebilmiş olmamız lazım artık diye düşünüyorum. Birazcık şunu küçülteyim de daha iyi anlarım. Burayı geç should fail diyen kısım artık fail ediyor olması lazım değil mi? Neyi kaçırıyorum? Merhaba, hoş geldin. Validate URL. Okay. Aa, çünkü raise'i mi? Doğru şey mi raise etmiyoruz? Yok. Raise. Binden büyükse böyle olmalı la olması lazım. Ben bu testi niye geçemiyorum? Geçebiliyor muyum? Geçemiyorum. Niye geçemiyorum? Invaded Şema validation mı? Buna niye şema demişsin ki? Test dedi mi? Ben görmüyorum testi. Okey, bu test ne istiyor? Ee, şemanın HTTPS olmamasından mütevellit. Bunun da fail olmasını istemekte. Okey. Ee Buna da diyeceğiz ki make sure the URL does contain Şu anda şu anda kafam çalışmıyor. Bu doğru değil mi? h ya da h s ile başlamasını da istiyorum. Ben burada bir şey yanlış mı okuyorum acaba hızlı gitmeye çabaladığım için? B1 Ninja Hello. Peki. Şimdi bir saniye. Bu weakness 12 should assert false. Okay, assertion error. Çık 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 ee, Bunlar birbirinin aynısı. Ben test benden ne istendiğini anlayamadım. Bu ikisi birbirinin aynısı değil mi? HTTP ve HTTPS. Okay. Tamam. Bu da tamam. Bir de SSRF. Tamam. Yani aslında benim istediğim ya bu vatandaşım benden istedi. Tamam ben bunu kendi bildiğim yöntemle çözsem search pattern'ı varmış. Okay. search substring bunu arıyor. Başlarsa hata alıyoruz abi. Tersi mi olacak? Ben bir şey ters okuyorum ya. Aa ben işte yani kaçırdığım şey şu. Bunların nat olması lazım değil mi? Öncelikle. İyi de bu durumda URL'i nasıl açacak? Yani okey. Tamam. Ama aldığım hataların azaldığına dair bir eğilimde olduğumuzu düşünmüyorum. Olduk mu? Aslında olduk. Bizim testler geçti. Değil mi? Sadece şu testler var kalan. Anlatları ya Doğru söylüyorsunuz. Doğru. Şimdi burayı akıllı düşünmemiz lazım. Platforma alışmamız için. Hı -hı, üç tane PES diyor. Şimdi burayı akıllı düşünmemiz lazım. Buradaki güvenlik açığı ne? Kullanıcı bir URL verdiği zaman bu URL'in herhangi bir lokal servise point etmiyor olması lazım. Değil mi? Tamamıyla external bir servise point ettiğinden emin olmamız lazım. Bunun için de bunun için de yapmamız gereken birkaç tane şey var. Bunları ben size söyleyeyim. Bir, check the... Hmm, şöyle, İşimiz olacak. Parse URL and get the domain diyeceğiz. Sonra diyeceğiz ki check if the domain is in the list of the... Böyle değil. Make sure the domain doesn't point to the localhost or... Aha ekranım kapanıyordur. 127.001. Bizim kaç dakikamız vardı bu challenge için? Ben fazla lafa daldığım için biraz zaman kaybediyorum. Okey. Bunları yaptık. Tamam. Bunları yapacağız. Sonrasında da bir de şunları yapmamız lazım. To localhost by resolving the DNS. Yani bizim sadece sadece içeriden domaini almamız, URL'i parse edip içeriden domaini alıp bu domainin localhost'u point edip etmediğine bakmamız yetmez. DNS olarak çözüp onun gösterdiği adresi de almamız lazım. Açık türlü ben derim ki localhost.mdrsec.com derim. DNS'e sorar. Kim DNS'e soracak? Buradaki e, şuradaki URL open. O zaman localhost'a gider. Bunun olmaması lazım. Derdimiz bu. Peki bunu bir yapalım o zaman. URL parts diyebiliriz. Ee, ama ben bunu şeyle URL liple çözebiliyor muyuz? Pars, URL pars, URL. Bu çalışır mı? Hangisi? Aa, URL lib. URL pars. Peki. URL. Peki URL parse nerede? Burada. <laughs> bu direkt gelsin abi. Yukarısı birbirine girdi de. Siktir et boş. Ver. Tamam aldık. Ee, bu da netlock diye bir şey geliyor olması lazım. Şemayı görüyorsunuz. Netlock'u görüyorsunuz. Pet ve paramları görüyorsunuz. Buradan netlock'u aldık. İçeriden domaini alalım ve netlock'a gelsin. Bunları try cache falan yazmak aslında lazım. Baba gibi yazacağız. Ve burada da diyeceğiz ki raise. Parsing herhangi bir hata. Çünkü bilemeyeceğiz. Sunucu neyle test edeceğini bilmiyoruz abi. Hani. Derdim bu. Okey. Bu iş tamam. Ee, şu kontrolü yapmamız lazım. Ee, Localos 127.001 Yo böyle değil. Blacklist diyelim. Localhost. Ver baba. Madem chat GPT'sin. Ver. Hayır. İstediğim şekilde ver. Localhost. Aynen. 127.001. Devam et. Biliyorsun. Biliyor olman lazım. 001. Biliyor ol. Peki bilmiyorsun abi. Anladık. Tamam. Bu blacklist'in içerisinde bir yerde geçiyorsa da error verdik. Aslında şu üçüncü adımı yaptığında bunlara gerek kalmayacak hayatında ama hani ee... <laughs> resolve the domain Ay, bunun da try cache'de olması lazım. Okey. Mantıklı. Güzel. Oldu. Ha, Bak adam olmaya başladın ya. Yine koment hat veriyor. Ee, yukarıdaki kontrolün aynısını yapabiliriz ya burada. Doğal olarak. Doğal olarak. Neyse ya yani, siktir If IP in blacklist. Bu domainin dönen tipine ki acaba? String mi dönüyor? Bilmiyorum. İnşallah string dön dönmüyorsa da emin olalım da. Peki, biz kendi testlerimizi bir daha ran, ran edelim. Bir hata almadığımıza emin olalım. Okey. Bir daha build alıyorum. Tamam. Bunu bir run etmek istiyorum. Tamam. Niye, ne oldu? Bir önceki, ee, şöyle yapacağız. Nerede bizim bu vatandaşımız? Bir önceki çalışan mal çalışıyor galiba arkadaşlar, değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Çünkü 8080 -80 portunu already kullandığımı söylüyor. Bunu söylüyor ise az önceki yo bizim mal zaten çalışıyormuş. Ay pardon burada. Dakır tarafına bakıyorum da hiçbir şey göremedim. Aa, peki tamamdır. Yapmamız gereken iş şu. Geriye geriye kaldı şu arkadaşlar. Bu vatandaş çalışıyor. Runtime'de bir hata almadığımız emin olmak için diyorum ki HTTPS google.com malicious url malicious users not users not well bir dakika ne? He? He? Bu bana hata döndü. Çünkü neden? Neden? Benim şuna ihtiyacım yok ki artık. Ben tüm kontrolleri kendim yapmadım mı? Güzelce. Bunun çalışması lazım. Bunun expected bir behavior olarak çalışması lazım. Neyi kaçırıyorum? Chat. Neyi kaçırıyorum? Tamam. 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 Buradan niye bu validation niye exception fırlatıyor ki? Eşitlik Google için fırlatmaması lazım. Hintsi okumayacağım. Parse ettim. Exception olursa aynı hatayı fırlatıyorum. Netlock'tan domaini aldım. Okey. Bu vatandaş çalışıyor mu? Bir kere. kere sen çalışıyor musun? Ha tamam çalıştığını eminiz. HTTP ile ya da HTTPS başlamıyorsa raise veriyorsun. Tamam. Okay. Parse ediyoruz. Bu parsing de mi acaba patlıyor? yerde patlıyor olması lazım bunun. Burası değil. Okay. If domain in blacklist ise bu patlıyor. Tamam. Aa, bunu alamıyor olabiliriz. Bunlardan biri çünkü beklemediğim şekilde yani google.com için dönmemesi lazım bunun acım. E çalışmaya mı başladın sen şimdi? Abi ne oluyor? Şu anda çalışmayan halin buydu senin. Portis already used. EG sistem birbirine girdi. Ee, tamam gel. Ha, okey. Şimdi çalışmıyorsun. <laughs> Anladık. Peki. Acaba bunu mu parse edemiyor? Abi request mi? Request'in get host name'i değil ki. Python resolve DNS. Bunlar bunla olmaz ki. Request'in içerisinden gelmez o. Ee, ek paket yüklemeden yapmak istiyorum. Get adres info gibi bir şey olması lazım abi. Ben yanlış bir şeyi. İşte ChatGPT bu yüzden kullanmayacaksın. Get adres info, get address info. Hayır, o değil abi. Bu da değil. Doğru görmüyor muyum ya? Bir saniye. Hop. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu kalırsak bakalım. Ama bak. Bu, bu düşündüğümüz detayı yaptılarsa bakarız. Bunu anlayabiliyorum ben. Okey. Peki ben niye, neden çalışmıyor benim malım? Benim malımın çalışması gerekmiyor mu? Benim şu malımın çalışması gerekmiyor mu? Arkadaşlar ben de içlesini çekiyorum şu anda. Ne? Ama başlıyor. Başlıyor babuşum. Ah or ha biz bir dakika bu encoded gelmiyor değil mi bana invalid url invalid url Bir saniye. Ah. Geri gel.

Aa, son 7 dakika. Chat. Chat. Tamam. HTTP Google geliyor buraya. Güzel. Ve. Ha bir dakika. Abi dur. Dur. Bir saniye. Bir saniye. <laughs> Oğlum bir, şey hem HTTP ile başlayamayayım hem HTTP ile başlayamaz ki. <laughs> ben ne yapıyorum? Hiçbirinizden ses niye çıkmıyor abi? <laughs> Dediniz mi abi? ben çete bakmıyorum. Pardon özür dilerim. Yine patlayacaktır. Peki. Aa, şu mu olması gereken dostlar, ha? Ben size dedim ama ben, ben developer değilim dedim. Ama başka bir şey verirsek patlıyor, güzel. Bana bir tane localhost point eden domain verin. Hazır gelmişken şunları da koyalım ya, çalışacak mı? Ha? Hazır elim değmişken şunları da yapayım mı? Şu get adres info'dan patlar mıyız? Kesin get adres info'dan patlıyoruz. Vazgeçtim. Şu kontrol yeter. Bu adamların, bu adamların DNS çözümüne bakacaklarını sanmıyorum. Ya da bakarlar mı? Neydi bu? request request'in içerisinden bir şey yaptırıyordu da get adres info domaini çözdüğünde positional port mu? Host ve port mu? Hayır ben bunu istemiyorum ya. DNS, Python resolve domain. Ben ben DNS'e sormak istiyorum ve bunu ek paket olmadan yapmak istiyorum. Bunu yapmak mümkün mü? Alo. Abi bu bizi yoracak. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Selam ve dua ile bu işi çözebilmek adına şunu buradan aldım. Bunu buraya koydum. Ve bunun çalışacağını öngörüyorum. Adamların additional testlerinde benim dediğim gibi DNS bazlı time to check, time to use bug'ı olacağını düşünmüyorum. İnşallah. Git status, add src, git commit, test, git push. Yeni commit var birader. Rica ediyorum yeni commitimiz var. No response received, no test mi? Test in progress. Hiç hoşuma gitmedi abi. İnşallah düşünmemişsinizdir ya. O kadar detaylı yapmayın ha. Gerek yok yani. Hiç gerek yok. Failed. Peki sebep? Sebep? Abi zaten yazıyormuş ki burada. <laughs> <laughs> ha yazmıyor. Metadata IP should fail diyor. Okay. Erkenden ataymışız bunları olurmuş. Multicast should fail. Hmm. Python SSRF protection gist. <laughs> GitHub ben bunu 4 dakikada çözmek istiyordum. Random gisten çıkmasın. Bunlar değil aradığım. Bunların da hiçbiri değil. Abi bunların her birini kontrol etmemiz gerektiğinin ben farkındayım. Okey. Tamam mı? Bunu anladık. Bunu anladık. Okey. Aa, tek tek yazacağım. Tamam yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çözemedik. İki dakikada bunu çözemeyiz. Ben bunu anladım. Tek tek bunun kontrollerini yapalım. Delikanlı gibi çözelim abi. Ee, belki çok hızlı şunu yapabiliriz. Belki çok hızlı şunu yapabiliriz. Yetişir mi? Görelim. Ee, resolve domain and make sure it doesn't point to any private IP range. Try. Çöz baba. Domain. Okay. is Raise. Güzel. Get address info. Domain. 80. portu boş yere yazdı. Bunu sırf. Ama ben get address info ile çözmesini istemiyorum. Peki çözsün. Hmm. de. Bunların içinden tek tek gezeceğiz şimdi. Mesela, ya şey şey bu tür şeylere götürüyor bizi. Ben bunu istemiyorum. Bunu parse etmek de istemiyorum. Ya IP diye bir tane Ben Django'da değil miyim ya? Yo değilim. Ya IP adres diye bir tane package var. Çok seviyorum ben bunu. Ama Python'da yok sanıyordum. Varmış. Hassiki. Abou var mı? Yeni bir site deniyoruz. Tamam, buranın bunun çünkü şeyi var abi. Is private diye bir şeyi var. Metodu var. Dönen IP adresinin private bir aralık olup olmadığını söylüyor. Ama get adresi ile çözmek istemiyorum. Benim aradığım bu değil ya. Hmm. Neydi get host Get host by name olabilir mi acaba? Var mı böyle bir şey? Resolve ettiği şey ne? Bu mu ki? Ee, nereden geldi bana? Soketten geldi. Okey. Ee, Python 3 import socket. Bu benim işime yarıyor mu ya? Bam diye de yarıyor. Bam diye de yarıyor. Çok iyi. Harika. Tamam. Resolve. Okay. Uh, IP adres nokta port IP adres Yanlış mı hatırlıyorum paketi? Yok. Yanlış hatırlıyorum. Doğru hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorum. Böyle değil mi? Böyle olsa gerek. Değil mi? Böyle olsa gerek. Aynen böyle. Okey. Uh, bunu da koy bunun içerisine. Is ip adres. Okey bunu da koy. If is private. Okey. Git status. Git add src. Commit. Push. Ya, chatten de yazmış ilkel bir şeyler. Ama bir dakika. Ah. Yo doğru. Biz böyle bir şey niye yaptık ya? Yo doğru yaptık. Gene mi patladık? Bir göster bakayım bana challenge'ı. Hangisinde fail ettik ki? Device in the same Network Tamam da bunda patlamaması lazım bu adamın. Ben push etmedim mi? Ettim. Run etmedi mi? Etti. Ama bunda patlamaması gerekiyor. Ya yani test ne görmek istiyor ki? Metadata IP should failed. Abi o zaman test de bakıyorum. Okay. 6 dakika yok ya bitti süremiz. Bitmedi mi? Bak bitti süremiz bitti. Fail. Ha buna fail. Süremiz bitti. Bu adamlar kuvvetle muhtemel ne yapıyor biliyor musunuz? Usable testlerde IP vermiyor. Ben, ben şimdi şunu da istiyorum. Adam buraya yazarsa mesela 112 15 23 4 diye buna da gidebilmeli. Ben bunu istiyorum, tamam mı? Hani ee, bu is private'ın şeyde bizi döndürmesi gerekiyor. Bir saniye, bakın şuradan anlayalım. Bak, import, bu gelsin abi. Ee, IP, IP adres, tamam mı? Mesela meta, uh, AWS metadata IP'sine ne içerideki? 169 ile başlayan bir şeyin olması lazım değil mi? Mesela bunun koma mı? Ay pardon. Mesela is private'ının true gelmesi lazım. Yani bu IP'yi bana verdiğinde bile ben önden hmm, Peki, şöyle bir şey yapsam hata ver. Peki, o zaman bu adamlar bize direkt IP veriyor, direkt IP verdi. Ha, düşünme, yapmadığımız iş oldu. Ben anladım. O zamansa şu, şu şekilde bu işi çözebiliriz dostlar. Bir de oynatabiliyor muyuz? Hakkım var mı? Hayır, delayet etme. Bir daha oynamak istiyorum ben. <laughs> Hayır, bir daha oynamak istiyorum ben. <laughs> Şimdi. Biz buraya kadar geldik. Bunun resolve'unu check ettik ya işin içerisinde. Hani. Ee, şimdi şeye bakmak istiyorum. Eğer gelen URL'in içerisindeki domain kısmı IP ise. Bakmak istediğim şey bu. Yani elimde benim URL parsım var. Libim bu değil mi? URL parsa verilen parametrenin HTTPS 1, 2, 3, 4 olması case'inde net location'ın IP olması. Tamam mı? Eğer Burada şöyle bir şey yapabiliriz En azından de Diyebiliriz ki bunu kontrol etti Şu kontrolü yaptı okey bunu şema üzerinden de check ama mühim değil bunu yaptık Parsingde bir hata alırsak buna geldik Ondan sonra parsingde bu domain bu adresleri gösteriyor mu diye baktık Değil mi Buraya Ben şimdi buraya Yok porttan kırık olduğunu düşünmüyorum. Ben şimdi şunu yapmak istiyorum. Şundan sonrası IP Resolve ya. Bu da Blacklist ya. Ee, domain'in IP olması gibi bir case karşıma çıkabilir. Yani benim elimde Resolve değil de domain'i alırsam ve bu domain'i parse ettiğimde eğer bu adam exception veriyor ise bu bir domain demektir temelde. IP'yi parse edememesini bekleriz. Bu durumda da hiç sıkıntı değil. Hani ee, bu da bir exception yaratmıyorsa bu vatandaş buraya kadar geldiysem ve IP'yi parse ediyorsam ve ben burada direkt ben burada direkt raise vermeye ihtiyacım var. He abi söyle. Exploit exposure. Ya yani hiçbir IP kabul etmek istemiyorum adamdan. O yüzden de IP parse ettiği man itibariyle buraya kadar o zaman şunun bunun altını alabilirsek olabilir aslında. Değil mi? Ben buraya kadar geldiysem ve herhangi bir şey exception olmadı ise Yok burada exception'ından port niye düşsün abi? anlamadım dediğine ee. bunu da çalışması ...aa haklısın haklısın acayip haklısın daha haklı olamazsın sana bravo <laughs> Teşekkür ederim. Peki gerekli, yani SSRF'in önlemi için yapılması gereken en azından şemayı kontrol et. Bu adresleri gösteriyor mu? Bunları kontrol ettik. Teskecler, a gitti orası, değil mi? O zaman şunu hızlıca bir daha komit edelim. Bir daha gönderelim. Masum'un şarjı azalıyormuş. Bunu bir daha göndererek. En azından demek ki tek seferde çözmeye çalışmayalım arkadaşlar. Baştan bir gönderelim. Additional ne testler varsa görmüş oluruz. Çok mantıklı değil mi? Bir tek bana mı mantıklı geldi bu? Failed ettiğini görmüş oluruz. Tek bir şeyde fail. Abi Tüm hikaye az önce geçemememizin ve bir dünya hata görmemizin sebebi az önce abi abi diye kendini yırtan vatandaş var ya 80 portun oraya koyduğun için hata alıyorsun. Yani, haklı. Multicast. Peki bakalım. Is multicast mi? Aa evet is multicast'im de var. Hani? If IP is multicast. git add her şeyi ekle git commit m fix git push ...301 follow ediyor olsaydı o case de düşünmek lazım da harika bir harika bir comment. Onu çözmenin yöntemi de onu çözmenin yöntemi de arkadaşlar URL open'a 301 redirection'ları follow etme demek gerekiyor. Yay! Demek ki neymiş dostlar? Canlı yayında coding ve ortam karışıyormuş. Umarım konu anlaşılmıştır. Ne kadar güzel öğretici bir şey değil mi? Ne kadar case'leri düşünmen gerektiğini gösteriyor. Çok hoşuma gitti. Bayağı bir hoşuma gitti bu adamların ortamı. Chat zevk alıyor musunuz? Hala 240 kişi görüyorum. 1 saat 15 dakika. <laughs>